Yok yanık yağda böyle kokuyor. Resmen. Yok yanık yağda böyle kokuyor. Atık ya. Yani atık. Resmen atık. Yani bir ne evrensel bir atık bu. Neyse. Muhtarım merhaba. Merhaba. Burada şu anda biz üçüncü günü galiba bu olayın olması. Evet. Nasıl gelişti olaylar? Bir anlatır mısınız? Ya olaylar cumartesi günü muhtarlığımı açtım. Saat 9 gibi vatandaş şikayet etti. Bir gaz kokusu var dedi. Ben de gaz kokusu var deyince hemen harekete geçtim. Doğal gaz olabilir düşüncesiyle. Doğal gaz olabilir düşüncesiyle telefon ettim sağa sola. Kimse ilgilenen bile olmadı. Vatandaş bir daha saat 2 gibi telefon etti. Bu sefer Ağdaş geldi. Ağdaş'ı getirttirdim. Ağdaş da kontrol ettiğinde kokunun İstiklal Mahallesi'nden ve Arabacıalan Mahallesi'nden tekrar geldiğini Ağdaş'a telefon ettiler. Konu öyle o gün olarak kapandı. Gitti. Devrisi günü tekrar kokunun benim ağzım Suat Durmuş çıkıyor. Kokunun nereden geldiğini bahçesine sulama için geldiğinde bir bakıyor her taraf yağ ve mazot kokusu olduğunu. Bu sefer doğalgaz veyahut da herhangi bir gaz kokusu olmadığını bilerek burada şimdi inceleme yerine geldik. Biz bu sabah çevreyle beraber inceledik, baktık, gördük ki her taraf yağ ve mazot kokusu. Şimdi ileriye gideceğiz. İleride daha da kötü bir görünüm var. Yani bunu yetkililerden sadece istediğimiz buna bir çözüm bulunsun. Şu anda Aralık ve Selaya Mahallesi'ndeki mahsullerin tam sulanacak zamanı. Mahsuller sulanır mı, sulanmaz mı? Bunu da hala hatırda. Bu dereden mi su alıyorlar? Evet, bu Çark Deresi'nden büzlerle daha özel idare zamanında büzlerle getirttirdik bu suyu. Bu temiz Çark Deresi suyu. Yani bu su normal zamanda içilecek su gibi görünüm var. Şu andaki görünüme bir bakın. Şu anda yağ üzerinde gözüküyor zaten. Evet, şu anda durum bu yani. Anlatılacak durum bu. Yani. Ben bir an önce istiyorum. Ben gerekli her bir yere telefonlarımı ettim. Hepsi de olumlu şey etti ama daha cevap veren olmadı. Bugün tekrar bir Ziraat Odası Başkanı'na telefon ettim. Bir tane numune götüreceğim işte. Orada da artık ne olacak Allah bilir. Ya az önce Şehircilik Bakanlığı'ndan ekip vardı burada. Numune aldılar. Onlar şimdi numune almadı. Ha, siz aldınız numuneyi. Sizin numuneyi fotoğrafını çektiler. Evet. Buraların fotoğrafını aldılar. Konum yaptılar. Ve bilmiyorum ne olacak. Onlar da bizim çözüm, işimiz değil. Çözüm noktasında şimdi Tarım Bakanlığı'ndan, Adasu'dan, Çevre Bakanlığı'ndan bir grup girip burada bir inceleyecek. Şimdi siz oradan aldınız, oraya taşıdınız, ona götürdünüz. Yani 5-6 kapı dolaşacaksınız çözüm üretmek için. Ve şu anda sulama zamanı, bu suyun da buradan pompalanıp başka yerlere zarar vermesi söz konusu. Bunun mutlaka bir vidanjörle üstten emilmesi lazım. Başka türlü bir çözüm olmaz buna. Şimdi tabii ki orada çok haklısınız ama biz şu andaki kanalın sahibini bulamıyoruz. Yani yapacak bir kimse gelmiyor. Çevre geliyor, ben bir şey yapamam. O geliyor, ben bir şey yapamam. Bu böyle yani. Ha, sonra çözüm bulacak yetkili bulamıyorsunuz. Ya tabii ki çözüm bulacak yetkili gelip bana demedi ki şunu yapalım. Bugün birisi gelse dese ki bunu fazla bir su açıp da üstten gitse, buradan tekrar aynı çarka dönse suyu açıp da onu demediler. Gelip suyu çekeceğiz demediler. Veya suyun analizini bir an önce yapıp mahsule zararı var mı, yok mu? Veyahut da mahsul birden kavrulursa bunun cevabını ben nasıl veririm? Onun için hiç kimseye sulama yaptırmıyorum yani şu anda. Yani kim daha cumartesi günü boşalmış.